Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli arkadaşlar. Ve birçok öğrencimiz Sıla Ayçiçek, Mehmet Küçükşahal veya başka öğrencilerimiz... ...hocam coğrafya nasıl çalışılır? Hocam harita konusunda kendimi nasıl geliştirebilirim? Hocam işte iklim konusu geldi, iklim konusunda zorlanıyoruz, neler yapabiliriz gibi... ...farklı farklı yorumlar gördük ve bugün esasında coğrafya nasıl çalışılır değil de... ...iklim konusunda nasıl çalışılır diye bir başlık attık. Temelinde anlatmak istediğimiz coğrafya dersi nasıl çalışılır? Arkadaşlar birincisi 9. sınıf coğrafya, 9. sınıf coğrafya eşittir... TYT coğrafyanın neredeyse yüzde altmışı. Bakın yüzde ellisi bile demiyorum. Normalde ne demiştik? TYT eşittir 9 ve 10 konuları demiştik öyle değil mi? Ama coğrafya dersinde bilhassa dokun sınıf coğrafya o kadar değerli ki bu işte dünyanın şekli ve hareketleri konusu veyahut da harita bilgisi konusu, iklim konusu, basınç, nem, büyük iklim tipleri bunların her biri gerçekten TYT coğrafyada konunun temeli oluşur. Yani konuyu tam öğrenirsen Ardından onun sınıf coğrafyayı 11-12 anlayabiliyorsun. Peki coğrafya dersi ne yapacağız? Arkadaşlar birincisi elimizdeki kaynaklara bakalım. Ne var? Hocanın notları var. Yani hocanın notları derken hocanın okulda anlattığı şeyler var. Hocanın ders notları. Bunlar değerli çünkü hocalar derse anlattıklarını mutlaka sınavda öğrencinin karşısına çıkarırlar. Ama coğrafya dersinde bazen hocalar yazı yazdırmak yerine görseller kullanılar, haritalar kullanılar ve bilgiyi biraz daha öğrencinin araştırmasını öğrenmesini isterler. İkincisi elimizde ne var? E ders kitaplarımız var. Yani okulda bize verilen ders kitaplarımız var. Ders kitaplarımızdan kastımız bunlar birazcık böyle ezbere dayalı olmasın diye yeni sistemde öğrenciye fazla ders notu böyle ezberleyici bilgiler verilmez de düşünür müsünüz? Hadi siz de araştırın gibi ifadelerle birazcık konuyu öğrenmemiz zorlaştırılır burada ders kitaplarımızda. Üçüncüsü de kaynak kitaplar. Kaynak kitaplardan kastımız işte herhangi bir yayının işte bizim sıfırdan dokuzu olabilir veya da başka kitaplar olabilir bilmiyorum. Kaynak kitaplarımıza. İşte bu kaynak kitaplarımızdaki bilgiler daha çok üniversite sınavında uyumlu bir şekilde oluyor bize. Hani bakıyoruz kaynak kitapta çıkan bilgiyi şak diye üniversite sınavında kullanabiliyorsun. Niye? Çünkü onlar da zaten üniversite sınavına bakarak hazırlıyorlar. Peki hocam ne yapacağız? Birincisi bunların içerisinde, bunların içerisinde en değerli tabii ki hocanın ders notları ama işi tam sağlam almak adına sizler bir dördüncü kaynak olarak Haritalar da kullanmanız lazım arkadaşlar. Haritalardan kastım üniversite sınavlarında ve okul yazılarında mutlaka şu şekli yani şu gördüğünüz dünya haritası işte Avrupa, Afrika bunu mutlaka görürsünüz arkadaşlar. Bu, bu şekli hep zihninizi yerleştirmeniz gerekir. Niye? Çünkü dünya üzerinden dünyanın şekli hareketleri, harita bilgisi, iklimler hep bu konu üzerinden gider. Peki bu haritalardan kastımız bu haritalar mı? Hayır akıl haritaları şeklinde. Hani akıl haritalarımız var ya bizim onu da göstereyim size. Kendiniz hazırlayabilirsiniz bu arada. Bizden de faydalanabilirsiniz. Bak bu akıl haritalarında biz atmosfer, iklim, işte basınç, sıcaklık, alçak ve düz yerler, jeolojik yaşlı yerler, kurak yerler. Bütün bunları böyle sizlere bak hep dikkat ediniz bak. Dünya, 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 dünya. Her yerde dünya var. Bu şekilde hafızanıza kazıyın dememin sebebi o yani bak. Her yerde karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü coğrafyada buna benzer soru hem yazılarınızda hem de gerçekte gelir. Tabii bizim esas bilmemiz gereken bir harita daha var. O da tabii Türkiye iklimi. Türkiye iklimini de bileceğiz ama burada daha çok hani Türkiye iklimi derken Türkiye'nin yer şekilleri, Türkiye'nin işte matematiksel konumu. Bu da önemli ama bizim için temelinde, konunun temelinde okul sınıfta bu dünya üzerinden giderler. Peki hocam. Biz ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar coğrafya esasında mükemmel bir derstir. Yani tarih dersi, edebiyat dersi, bütün bu dersleri ben çok severim ama coğrafya dersi mükemmel bir ders. Mesela coğrafyanın size temelini şöyle bir, bir saniyede göstermek istersem. Şöyle düşünün bakın. Şöyle bir deniz çiziyorum buraya tamam mı? Buraya da bir gemi çiziyorum. Coğrafyanın temeli budur. Hani şunu mutlaka duymuşsunuzdur. Yerden yüksekleri çıkıldıkça, yerden, bunu ta fen dersinden hatırlarsınız. Yerden yüksekleri çıkıldıkça bu iklimin de temelini oluşturuyor. Sıcaklık azalır. Bunu biliyoruz yani dağların başında böyle erimeyen karlar vardır. Sıcaklık azalmıştır derler. Peki yerden yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalıyor da neden? Mesela bunu hiç merak ettiniz mi? Yani normalde güneşi görmeyen mesela şöyle bir ev düşünün. Çok garip bir şey bu. Şurada bir ev var tamam mı? Bu evin gölgesini adam. Güneş de şurada bir tane güneş çizelim şuraya. Bakın çok ilginç bir şey bu. Ben buna çok şaşırmıştım. Coğrafyaya hayranlığım buradan başladı. Şimdi burada güneş var. Eğer sen gölgede olursan üşüyorsun. Güneşe çıkınca güneş seni yaktığı için, güneşin ışınları geldiği için biraz kışın bu daha çok hissediliyor. Biraz ısınıyorsun. Yazın güneşe çıkınca yanıyorsun, gölgeye çıkınca rahatlıyorsun. Yani şuradan şuraya gelince güneşi gördüğün zaman sana güneş yakıcı ışınlarını yolluyor. Tamam o zaman güneş sıcak bunu biliyoruz zaten. Ama sen dağlara çıktığında güneşe daha çok yaklaşıyorsun esasında yani gökyüzüne daha çok yaklaşıyorsun. Niye üşüyorsun yani? Güneşe doğru gittikçe niye sıcaklığın düşüyor? Hatta uzaya çıkarsan donuyorsun böyle. Eksi kaç derecelere düşüyor. Demek ki esasında güneş yakın olmaktan daha ziyade aynı zamanda bizim deniz seviyesine de yakın olmamız gerekiyor. Çünkü güneşten gelen enerjiyi yani sıcaklıkları tutan küçük küçük yuvarlaklar var. Bunlara su buharı diyecekler, nem diyecekler. işte e, atmosferin yoğunluğu diyecekler. İşte bu coğrafyanın temeli oluşur arkadaşlar. Yerden yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu, nem, basınç işte azaldığı için, su buharı azaldığı için sıcaklığımız azalıyor. Yani güneşten 10 tane sıcaklık geldi ya. Burada senin kaç tane topun var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Altı hissediyorsun. Dördünü emiyor zaten atmosfer. Burada kaç tane topun var? Beş. Beş hissediyorsun. Burada kaç topun var? Dört. Dört hissediyorsun sıcaklığı. Burada üç. Burada iki. Burada bir. Yani yukarılara doğru çıktıkça toplar azaldığı için sıcaklık da azalıyor. Ben bunu ilk duyduğumda of be demiştim. Ne kadar güzel bir şey. Yani sen ne kadar nemli bir yerde olursan o kadar çek oluyor. İşte hocam ne anlatıyorsunuz bize? Coğrafya mı anlatıyorsunuz? Hayır. Benim anlatmak istediğim şey şu. Coğrafya esasında bir kere çalışıp harita yöntemiyle duvarına bunu astığın zaman veya buna benzer bu tarz bilgilerin olduğu şeyleri astığın zaman hiçbir zaman değişmiyor. Bu bilimsel bir bilgi. Yani o bilgi orada duruyor ve unutulmuyor. Çünkü günlük hayatta hep görüyorsun. Hava bulutlu yağmurlu oldu. Aa tamam hava bulutlu o zaman yağmur yağacak. Hava güneşli o zaman sıcak olacak. Bu kadar basit temel şeyler esasında. Bunları haritalarla da birleştirip astığın zaman sadece dokun sınıf yazılarında değil aynı zamanda ilerideki üniversite sınavına da çok büyük bir temel yatırılmış oluyorsun. 10-11 coğrafyada da işine yaramış oluyor. Dolayısıyla coğrafyaya şöyle çalışıyor arkadaşlar. Öğreneceğiniz bilgiyle alakalı, öğreneceğiniz bilgiyle alakalı bir, bir kopya hazırlıyorsunuz. Nasıl yani hocam? Sınavda çekmemek üzere hazırlanan bir kopya. Bu kopyayı duvarınıza asacaksınız. Esasında düşündüğünüzde bu bir kopya. Öyle değil mi? Bakın bu bir kopya. Küçük küçük bilgileri yazmışız. Bunu sen sınav yanına götürsen birçok şey yapabilirsin. Ama biz sizin kopya çekmenizi mi istiyoruz? Hayır. Bunu kopya gibi hazırlayın duvarınıza asın diyoruz. Ya da bu akıl haritalarını alabilirsiniz. Songucun akıl haritalarını al da kullanabilirsiniz. Bir e, özet duvar bilgisi yazıyorsunuz arkadaşlar. Özet duvar bilgisi. Bunu aynı zamanda bizim sıfırdan dokuza coğrafya kitabımızdan da yapabilirsiniz. Mesela bak burada da tüm konuları biz böyle sizlere tek tek özetliyoruz sorusu geliyor. Özetliyoruz sorusu geliyor. Sadece sen bu özetleri de yazabilirsin. Bu özeti çıkarıp yazdıktan sonra yani o kopyayı hazırladıktan sonra duvarına asıyorsun. Sonrası bitti. Bu kadar başka hiçbir şey yapmıyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hepsi aklında kalacak. Nasıl yani hocam? Birkaç tane test çözdüğünde başka soru bankalarından ya da bizim Dinamo soru bankalarımızdan ya da bu tarz soru bankalarından soru çözdüğün zaman yazıldan önce de baktığın zaman zihninden çıkmıyor. Yani şu şekilde koy bu hep aynı zaten. Yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğunun azaldığını, basıncın azaldığını veya veya dünya haritası düşünün. Şöyle bakın şöyle dünya haritasını tekrar çiziyorum buraya. Dünya haritasında şöyle çok hızlı çiziyorum ki vakit kaybetmeyelim diye. Dünya haritasında. Şuranın ekvator olduğunu bildiğin şu. Bu defalarca çıkıyor sınavlarda. Ama sen bunun buradan değil de şuradan geçtiğini zannediyorsan sınavda yanlış yapıyorsun. Çünkü ekvator başka diğer yerler başka oluyor. Veyahut hatta şurada bir çöl var. Bunu biliyorsan birçok soru yapıyorsun. Veyahut hatta da şurada dağlar var. Bunu biliyorsan birçok soru yapabiliyorsun. Hani İstanbul nerede? İstanbul burada. Aynı onun gibi. Türkiye'de mesela şurada şöyle dağlar var. Bu zihnin önünde durduğu zaman, harita önünde durduğu zaman bu beynine kazınıyor yani. Diyoruz ki ha, ben bunu hatırlıyorum. Şurada boşluk vardı. O yüzden Samsung gelişmiş. Çünkü işte ulaşım kolay. Bu şekilde. Bilgiyi hazırla duvara as. Ardından da kaç. Hiç arkana bile bakma. Bu yöntemle çalışabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi akıl haritalarını kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ya da duvarınıza da asabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz hazırlayıp asıp bizim akıl haritalarımızdan da faydalanabilirsiniz. Ya da başka e, kişilerde varsa biz bunları ta üniversite sınavına hazırlandığımız dönemden beri yıllardır yeniliğe yeniliğe süper bir şekilde hazırladık. Birçok üniversiteden sonrasında yakalayabiliyor bu haritalar. Burada açıklamalarla da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sıfırdan dokuza coğrafyadaki bilgiler de üniversite sınavı düşünülerek ve tabii ki dokun sınıf düşünülerek hazırlanmış bilgiler. Burada da yine tam da sınavda nasıl çıkıyorsa bak kelimeleri vurgulayarak anlattık. Hemen ardından da soruları verdik. Bu bilgileri ister buradaki giyi ile aynı şekilde özetleyip duvarınıza asabilirsiniz. Ama hazırlayacaksınız bunu. Hazırlamazsanız bilgiler uçar gider arkadaşlar. Bununla yine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Coğrafya çok keyifli bir ders. Ben çok seviyorum. İnşallah siz de çok seversiniz. Hadi bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.